Mahidevran Sultan kimseden şüphelenmiyor mu? Bence Diana'dan başkası olamaz. Ama kimseye laf anlatamıyorum ki. Hatun her kimse eline çabuk gücü kuvveti yerinde biri olmalı. Çok tehlikeli. Diana öyle işte. Hürrem Sultan boşuna seçmemiştir onu. Hatun diyoruz ama belki de ağalardan biridir. Kimse kim? Bir an evvel bulunması lazım. Aksi halde huzur yok bize. Öyle. Ben de şehzademin yanından ayrılmıyorum. Uyku girmiyor gözüme. Gel. Gidin hatun. Mühim bir mevzu var. Arayın hemen. Ne yapıyorsunuz? Orası benim yatağım. Diana buraya gel. Ne yapıyor bunlar? Cariyelerden biri görmüş seni. İhbar etti. Ne yapmışım? Ne görmüş? Bu senin mi hatun? Evet. O ne? Benim değil o. Yakalayın şunu. Dokunmayın bana. Bırakın beni. Bohçacı Hatun'un getirdiği mektup buydu şehzadem. Diana almış benimki. Ben yapmadım. Bana hakikati söyle hatun. Sen misin bu hain? Hususi eşyaların arasından çıkmış. Tuzak sultanım. Ben yapmadım. Mektubu gizlerken görenler var seni. Ben olsam gizlemem. Yakardım. Neden sana itimat edelim? Size karşı bir kusurum olmadı. Ben size bağlıyım. Ne malum hepsinin bir oyunu olmadı. Gözüme girmek istedim belki de. İthamlar ağır. Şahitler de var. Yine de sorgu edileceksin hatun. Atın şunu zindana. Diana. Nihayet layığını buldun işte. Sen koydun o mektubu oraya değil mi? Hain sensin. Deli deli konuşma. Hiçbir şeyden haberim yok benim. Öldüreceğim seni. Ağlar! Öldüreceğim! Ağlar! Su bile vermeyin bu köpeğe. Ben değilim. Ben yapmadım. Sen sualime cevap ver. Kim yolladı seni? Şehzademiz aldı beni saraya. Siz de oradaydınız. Belki mahsus çıktın önümüze. Hı? Ayrıca ne malum saraya girdikten sonra sana yanaşmadıkları. Ben o değilim. Aradığınız hain ben değilim. Kes hatun. Kes. Aynı şeyi söyleyip durma. Ağalar bile korkuyormuş senden. Güçlüsün. Kuvvetlisin. Hususiye yetiştirildiğin belli. Mektup da senden çıktı. Tuzak. Kim niye tuzak kursun sana? Gülizar. Kim? Gülizar Hatun'u. Aradınız Hatun'u.
Gülizar mı? Onun adını verdi sultanım. Bu mümkün değil. Herkes olabilir diyen siz değil miydiniz? Bir ispatı var mı? Hayır. Fakat kendinden çok emin. Çağırın şu hatunu gelsin. Getirdiler zaten. Gülizar Hatun. Diyan'ı aradığımız kişinin sen olduğunu söyledi. Sen ne diyeceksin? Yalan bu şehzadem. İftira. O hatunun bana husumeti var nicedir. Herkes şahidim. Kaç defa saldırdı bana. Fidan Hatun sen ne diyeceksin? Gülizar Hatun'a kefilim ben. Ona itimadım tamdır. Onca vakit tanırım. İşinde gücünde bir hatundur. Hem haremde gözüm kulağım oldu benim. İhanet edeceğine ihtimal dahi vermem. Diyan'a ısrarla onun adını veriyor. Kendisini kurtarmak istiyordur sultanım. Gülizar Hatun'u hiç sevmezdi. Birkaç kez zor aldım elinden. O halde Gülizar da onu sevmiyor. Bir tek o değil Yahya Efendi. Diyana'yı kimse sevmez. Hatun kellesini kurtarmak için yalan söylüyor belli ki. Neyse ne. İkisini de sarayımda istemiyorum. Diyana'nın kellesini alın, Gülizar'ı da gönderin gitsin. Gülizar Hatun. Buyur Fidan Hatun. Eşyalarını topla Hatun. Yarın gidiyorsun. Nasıl? Nereye gidiyorum? Orası bizi alakadar etmez. Şehzademiz haremden kovulmanı buyurdular. Eyvahlar olsun. Fidan Hatun, yardım et bana. Vallahi billahi benim bir suçum günahım yok. Biliyorum Hatun. Fakat yapacak bir şey yok. Karar böyle. Gülizar Hatun'u suçlamışsın. Günahsız kız senin yüzünden haremden gönderiliyor. Öldürün onu. Kes sesini Hatun. Onu değil, seni öldürecekler. Şehzademiz karar verdi. Yarın sabah kendilerini alacaklar. Su verin bana! Su!
Şehzadem! Kim yolladı seni? Şehzadem, müsaade edin ben icabına bakarım. Konuşsana hatun! Götürün. Siz iyi misiniz Şehzadem? Bana o haber verdi Şehzadem. Hatun sizi korumak için zindandan kaçmış. Biliyordum hainin sen olduğunu. Ben hain değilim. Bir şehzadeyi öldürmeye kalkıştım. Hain değilsin öyle mi? Nesin o vakit? Başka şehzadeler de var. Başka sultanlar da. Sen buradasın, ben oradayım. Biz sadece bize verilen görevi yerine getiririz. Öyle söyledi. Hürrem Sultan emretmiş ona. O söylemiş. Belki de sizi hünkârımızla karşı karşıya getirmek için bir oyun bu. Yalan mı söylüyor yani? Bunu mu diyorsun? Hayır şehzadem. Her ihtimali düşünmemiz gerektiğini söylüyorum. Zira hatun bir sultanın ismini zikretti. Kardeşlerinizin validesi. Ne yapmalıyım? Hatunun kellesini alıp bu hadiseyi unutmanızı tavsiye ederim şehzadem. Zira attığınız her adım çok daha kötü neticelere sebebiyet verebilir. Haklı olabilirsin fakat belki de esas pişmanlığım atmadığım adımlar için olur. Zira ben sustukça üzerime geliyorlar. Şehzadem, karar sizin. Emredin, icap eden neyse yapalım. Layığını buldun sonunda. Yarın sabah kelleni alacaklar. Ben zaten ölmeye geldim hatun. Şehzadeyi öldürseydim bile bu saraydan sağ çıkarmazlardı beni. Cesur hatunsun belli. Hususi mi yetiştirdiler seni? Öyle. Diana, bende çok altın var. Bu iş için verdiler. Onları sakladım. Bana bunu niye söylüyorsun hatun? Parayla pulla beni satın alabileceğini mi sandın? Benim bir ailem var. Bağdat'a gizlice getirdim. Annem ve kız kardeşim. Altınları onlara verir misin? Çamaşırhanede sandığın altında kırık bir tahta var. Onun altında. Sultanım. Demek Hürrem'in koynumuza soktuğu yılan buymuş. Sen kimsin de bir şehzadenin canını kastedersin? Dur, yapmayın. 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 Ölüm kurtuluş olur sana. Acı çekeceksin. Ölmek için yalvaracaksın. Ağlar. Buyurun ustam. Aldığı her nefesi zehir edin bu haine. Acı içinde kıvransın. Emredersiniz sultanım. Diana. Bu gece sahura kalkıyoruz valide.
Yarın Allah'ın izniyle ilk orucumuzu tutacağız. Merak etme Aslan. İcab eden her şey yapıldı. Saruhan'ın dört bir yanında senin için dua edecekler. Aynen. Taşlıcalı payitahta ulaşmıştır herhalde, öyle değil mi? Ulaşmıştır elbet. İbrahim Paşa'nın meseleyi ilahiyle çözeceğinden şüphem yok. Fakat yine de içim rahat değil. Siz bunları düşünmeyin. Diana. Sultanım. Seni unutmuş değilim hatun. Bundan böyle baş kalfasın. Lütfettiniz sultanım. Sana bir can borcum var hatun. Dünyaları versem ödeyemem. Taşlıcalı. Paşa Hazretleri. Ne yapıyorsun burada? Neden geldin? Şehzade Hazretlerinden mühim bir haber var paşa. Hayırdır? Gel benimle. Şah Sultan'dan haber yok mu hala? Geliyor sultanım. Bir iki hafta içinde burada olur. Güzel. Hürrem için mi çağırdınız yoksa? O benim kardeşim. Çağırmak için özel bir sebebe ihtiyacım yok Gülfem. Taşlıcalı değil mi bu? Evet de Manisa'da değil miydi o? Neden gelmiş acaba? Bir terslik yoktur inşallah. Şehzademiz böyle söylememi istediler. Hala. Sen bir vakit ortalıklarda gözükme. Evine dahi gitme. Siz merak etmeyin paşam. Nasuh Efendi'yi de bul, vaziyeti ona da anlat. Siz nasıl arzu ederseniz paşam. Afife Hatun hazırlıklar ne vaziyette? Merak buyurmayın sultanım. Hiçbir eksiğimiz yok. Emrettiğiniz üzere hazırız çok şükür. Âlâ. Zeynep Hatun'la da konuştum. Ramazan boyunca vakfin işlerini Ayaz Paşa'nın zevçesiyle birlikte yürütecek. Allah sizden razı olsun sultanım. Sayenizde fakir fukaranın karnı doyacak. Vakfınız birçok yerde arşiv açacakmış. Ayrıca para ve hediye dağıtılacağını duydum. Herkes size dua edecek sultanım. Sümbüle. İbrahim Paşa'mı sizi görmek istiyorlar. Bu vakitte ne görüşmesi neymiş derdi? Vallahi bir şey demedi. Sultan. Dikkatli olmak lazım. Bir oyun olmaz. Sümbül. Sarayda ne yapabilir ki? Belli olmaz. Biz tedbirimizi alalım da. Sen beni burada bekle. Sultanım.
Ne söyleyeceksen söyle, vaktim yok. Sakin ol. Ben sakinim zaten. Hadi söyle, neden çağırdın beni? Ağlar. Ne oluyor ki bu hatun? Şehzademiz Mustafa'nın canına kıyması için yolladı. Casus bu. Hünkârımızın huzuruna çıkartılmak üzere gönderdi. Artık her şeyin bedelini